Herkese merhabalar. Ace yayınlarının ikinci kitap Föy 28 kombinasyonun ikinci dersiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kombinasyonun geometrik yorumunu göreceğiz. Birincisi doğru çizimi. Bir düzlemde bulunan en farklı noktadan en fazla enin ikili kombinasyonu kadar farklı doğru belirtilebilir arkadaşlar. Örnek 1. Aşağıdaki 4 nokta ile kaç farklı doğru belirtileri çizerek bulunuz demiş arkadaşlar. 4 tane nokta ikişerli olarak birleştirilerek doğrular oluşturulur arkadaşlar. 4'ün ikili kombinasyonda neydi? 6 idi. Çizerek de gösterelim arkadaşlar. Bakın şu birinci doğrumuz, ikinci doğrumuz, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı doğrumuz. Örnek 2'ye geldik. Aşağıdaki 5 nokta kaç farklı doğru belirtir çizerek bunu bulunuz demiş arkadaşlar. 5 tane nokta ikişerli olarak birleştirilerek ne yapıyordu? Doğrular oluşturuluyordu. Dolayısıyla 5'in ikili kombinasyonu. Bu da ne eşittir? 10'a. Fakat dikkat ederseniz bakın şunlar doğrusal olduğu için bu ikisini birleştirdiğim zaman oluşan doğruyla bu noktayla bu noktayı birleştirdiğim zaman oluşan doğrular aynı doğrular arkadaşlar. Dolayısıyla doğrusal olan ikilileri bundan ne yapacağım? Çıkaracağım. Bakın şuradaki 3 nokta doğrusal olduğu için 3'ün ikilisini çıkartıyorum. Burada da bakın şu 2 nokta doğrusal. 2'nin ikilisini ne yapacağım? Çıkaracağım. O halde 3'ün ikilisi neydi? 3'e eşit. 2'nin ikilisi de arkadaşlar 1'e eşit. 10'dan ne yapıyorum? 3'ü çıkarıyorum ve 1'i çıkartıyorum. Fakat dikkat ederseniz bu 3 nokta bir D1 doğrusu oluşturmuş. Aşağıdaki de bir D2 doğrusu oluşturmuş. Bu iki tanesini ne yapmamız lazım arkadaşlar? Eklememiz lazım. Yani çıkarırken bunların hepsinin tamamını çıkardığımız için D1 doğrusu burada da tamamını çıkardığımız için D2 doğrusunu eklememiz gerekir. O halde 10'dan 3 çıktı 7, 1 çıkardım 6, 2 eklersem buradan 8 olarak buluruz. Örnek 3'e geldik. Aynı düzlemde bulunan 10 farklı noktadan 4 tanesi aynı doğru üzerindedir. Bu noktalarla en fazla kaç farklı doğru belirtilir arkadaşlar? Normalde 2 noktayı birleştirerek ne yapıyorduk? Bir doğru belirtiyorduk. O halde onun ikili kombinasyonu. Fakat doğrusal olanlardan arkadaşlar ne yapıyorduk? Seçtiğimiz herhangi ikili aynı doğruyu belirttiği için bunları çıkarıyorduk. O halde 4'ün ikilisini ne yaptım? Çıkardım arkadaşlar. Ama sonuçta bu bir doğru belirttiği için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Buna artı 1 eklememiz gerekir. Onun ikili kombinasyonu 45, 4'ün ikilisi 6 ve artı 1'i eklersek arkadaşlar buradan sonucu 40 olarak buluruz. Yani doğru cevap Edirne. İkinci olarak üçgen çizimi. Bir düzlemde bulunan en farklı nokta en fazla enin üçlü kombinasyonu kadar farklı üçgen belirtir arkadaşlar. Örnek üzerinde görelim. Örnek 4'te aşağıda 4 nokta ile kaç farklı üçgen belirtilir demiş. Çizerek gösterin. Normalde üçerli olarak bunları birleştirip üçgenler oluşturacağız. O da 4'ün üçlü kombinasyonu olur arkadaşlar. Bu da niye eşittir? 4'e eşittir. O halde çizebileceğimiz üçgenler bakın bir tanesi bu. Birincisi bu olmuş olur arkadaşlar. İkincisi burası olmuş olur. Bu şekilde bakın. Üçüncüsü ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde bakın. Şu üçüncü üçgenimiz. Bir de ne olur arkadaşlar? Şu şekilde dördüncü üçgenimiz. Dolayısıyla dört tane üçgen belirtir. Örnek 5. Bir çember üzerinde bulunan 6 nokta ile kaç farklı üçgen çizilir arkadaşlar? Bu noktalardan herhangi üçünü birleştirirsek arkadaşlar ne yapar? Üçgen oluşur. Dolayısıyla 6'nın üçlü kombinasyonu olur. Bu da neydi? 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 6 bunlar sadeleşirse 20 farklı üçgen çizilir. Örnek 6'ya geldik. Yukarıda çizilen ABC üçgenin kenarları üzerinde 8 nokta vardır. Buna göre köşeleri bu 8 noktadan 3 olan kaç farklı üçgen oluşturulabilir diyor arkadaşlar. Bu 8 noktadan herhangi üçünü birleştirirsem ne oluyordu? Üçgen oluyordu. Fakat bakın şuradaki üçlü arkadaşlar bu üçünü birleştirdiğim zaman ne yapmaz? Üçgen oluşturmaz. Dolayısıyla üçün üçlüsünü ne yaptım? Çıkardım. Aynı şekilde buradaki üçlü de ne yapmaz? Üçgen oluşturmaz. Bunu ne yapmamız lazım? Çıkarmamız lazım. 8'in üçlüsü neydi arkadaşlar? 56 eksi. 3'ün üçlüsü 1. Burası da 1. Dolayısıyla buradan sonucu 54 olarak buluruz. Doğru cevap Edirne. Üçüncü olarak dörtgen çizimi. Bir düzlemde bulunan en farklı nokta en fazla enin dörtlü kombinasyonu kadar farklı dörtgen belirtir arkadaşlar. Örnek 7 üzerinde görelim arkadaşlar. Bir çember üzerinde bulunan 5 farklı nokta ile kaç farklı dörtgen belirtilir arkadaşlar? 4 noktayı birleştirerek ne yapıyorduk? Dörtgen oluşturduk. O halde 5'in dörtlü kombinasyonu olur. Bu da 5'in birlisine eşitti. Yani 5 farklı dörtgen belirtir. Örnek 8'e geldik arkadaşlar. D1 doğrusu üzerinde 5 nokta, D2 doğrusu üzerinde 4 nokta verilmiş ve D1 D2'ye paralel olduğuna göre köşeleri bu noktalar olan kaç farklı dörtgen çizilebilir diyor arkadaşlar. Şimdi dörtgen çizebilmemiz için arkadaşlar bakın şu D1'in üzerinden bir tane alsam D2'nin üzerinden 3 tane alıp birleştirdiğim zaman bir dörtgen ne yapmaz oluşmaz arkadaşlar. Ancak dörtgen oluşabilmesi için D1 doğrusu üzerinden bir ikili D2 doğrusu üzerinden de herhangi ikili alıp bakın birleştirdiğimiz zaman ne oluşur birer dörtgen oluşmuş olur. O halde D1 doğrusu üzerinde bakın 5 nokta vardı. Bu 5 noktadan ikisini seçtim. D2 doğrusu üzerinde 4 nokta var. Buradan da herhangi ikisini seçip birleştirdiğim zaman dörtgenler ne olacak? Oluşacak. 5'in ikilisi neydi? 10'du. 4'ün ikilisi 6. Buradan çarparsak 60 farklı dörtgen oluşur. Doğru cevap C. Dördüncü olarak doğruların kesim noktaları arkadaşlar. Bir düzlemde herhangi ikisi birbirine paralel olmayan en farklı doğru en çok enin ikili kombinasyonu kadar farklı noktada ne yapar kesişir. Örnek üzerinde bunu görelim. Örnek 9'da herhangi ikisi birbirine paralel olmayan 8 doğru en çok kaç farklı noktada kesişir arkadaşlar. Dolayısıyla ikişerli olarak ne yapıyorduk bunları kesiştiriyorduk. Dolayısıyla 8 tane doğrumuz var. 8'in ikili kombinasyonu kadar farklı noktada kesişirler. Bu da neye eşit arkadaşlar? 28'e eşitti. B seçeneğinde 3 tanesi birbirine neymiş arkadaşlar? Paralelmiş. Paralel olduğu için bunlar ne yapmayacak arkadaşlar? Kesişmeyecek. 9 doğru en çok kaç farklı noktada kesişir diyor. Normalde bunlar birbirine paralel olmasa herhangi 3 tanesi arkadaşlar 9'un ne diyecektim? ikilisi diyecektim. Eksi ne diyorum buradan? 3 tanesi birbirine paralel olduğuna göre bunlar kesişmeyeceği için 3'ün ikilisini ne yapıyorum? Çıkartıyorum arkadaşlar. 9'un ikilisi ne eşit? Işte? 36. 3'ün ikilisi de 3. Buradan çıkartırsak sonucu 33 olarak bulmuş oluruz. C seçeneğinde 4 tanesi A noktasından 5 tanesi B noktasından geçen demiş arkadaşlar. Şöyle A noktasından kaç tane geçiyor? 4 tane geçiyormuş arkadaşlar. B noktasından da 5 tane geçiyormuş. Şöyle B diyelim. Buradan da 5 tane geçiyor arkadaşlar. 9 doğru en çok kaç farklı noktada kesişir diye bize sormuş. Normalde bunlar olmasaydı arkadaşlar 9'un ikilisi farklı noktada bunlar ne yapacaktı kesişecekti. Fakat dikkat ederseniz şu 4 tanesi sadece A noktasında kesişmiş. O yüzden buradan 4'ün ikilisini ne yapıyorum çıkartıyorum arkadaşlar. Burada da 5 tanesi sadece B noktasında kesiştiği için 5'in ikilisini ne yaptım? Çıkardım. Tabii buradaki A ve B noktalarını çıkardığım için bunları eklemem lazım. Artı 2 diyorum arkadaşlar. 9'un ikili kombinasyonu 36. 4'ün ikilisi 6. 5'in ikilisi 10. Artı 2'yi ne yaptım? Ekledim. Buradan sonucu 22 olarak buluruz. Beşinci olarak paralel kenar veya dikdörtgen oluşturma arkadaşlar. Birbirine paralel n doğru ile bu doğrularla kesişen birbirine paralel M doğrusu arasında N'nin ikili kombinasyonun çarpı M'nin ikili kombinasyonu kadar dikdörtgen veya paralel kenar vardır. Örnek 10'da arkadaşlar aşağıda birbirine paralel 4 doğru ve bu doğruları kesen birbirine paralel 5 doğru veriliyor. Buna göre bu doğrular arasında kaç farklı paralel kenar vardır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle şu dikey olanlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Bundan herhangi ikisini seçiyorum arkadaşlar. Yatay olan 1, 2, 3, 4. Bu 4 tane de herhangi ikisini ne yaptım? Seçtim. Bunları ne yapıyorum arkadaşlar? Dolayısıyla kesiştirdiğim zaman oluşan paralel kenar sayısını ne yapıyordum? Buluyordum. 5'in ikilisi 10, 4'ün ikilisi 6. Buradan çarparsak 60 farklı paralel kenar vardır. Örnek 11'de arkadaşlar bir kenarı D3 doğrusu üzerinde bulunan kaç farklı paralel kenar çizilebilir diye bize sormuş. Dolayısıyla bakın şu L1, L2, L3 3 tane doğrudan herhangi ikisini ne yaptım seçtim. Yatay olanlardan dikkat ederseniz bir tanesi D3 olacağını bize söylemiş. O halde geriye kalanı şu 1, 2, 3, 4 tane doğrudan herhangi birini ne yapacağım arkadaşlar seçeceğim. Bu D3 zaten belli. O halde 3'ün ikili kombinasyonu 3, 4'ün birlisi 4. 3 çarpı 4'ten 12 tane paralel kenar çizileri doğru cevap Edirne. Örnek 12'ye geldik arkadaşlar. Şekilde kaç tane dikdörtgen vardır diye bize soruyor. Dolayısıyla dikey olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane doğrudan herhangi ikisini seçeceğim arkadaşlar. Yatay olarak 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrudan herhangi ikisini ne yapacağım seçeceğim. 8'in ikili kombinasyonu 8 çarpı 7 bölü neydi? 2 faktöriyel çarpı 5'in ikilisi de 10'a eşitti. Burayı sadeleştirelim. 4, 4 kere 7, 28. 10 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 280 tane dikdörtgen vardır. B seçeneğindeyse arkadaşlar ne sormuş bize? Kaç tane kare vardır demiş arkadaşlar. Şimdi kareler 1 x 1 olanlar, 2 x 2 olabilir arkadaşlar, 3 x 3 olabilir, 4 x 4 olabilir. En fazla bir kenarı 4 birim olan karelerimiz vardır dikkat ederseniz. Şimdi bunları tek tek bulalım. 1 x 1 olan arkadaşlar dikkat ederseniz yani şunların sayısını bulacağız. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada var. 1, 2, 3, 4 tane de burada var. Dolayısıyla 4 çarpı 7, 28 tane ne vardır arkadaşlar? Kare vardır. Şimdi 2'ye 2 olan kareleri bulalım arkadaşlar. 2 birim buradan seçiyorum bakın. Burayı seçebilirim. Karenin bir kenarı olarak 2 birim olacak şekilde. Burayı seçebilirim veya burayı. Yani buradaki seçenek sayısı nedir arkadaşlar? 3. Gelelim yatay olarak arkadaşlar. Bakın seçebileceğim iki birimlikler. Burası 1, 2, 3. Bu şekilde devam ediyor. 4, 5, 6 tane de buradan gelecek arkadaşlar. O halde 3 çarpı 6'dan 18 tane de bu şekilde elde etmiş oluruz. Peki 3'e 3 üç kaç tane olur arkadaşlar? Dolayısıyla yine buraya bakıyorum. Şöyle bir üçlü seçebilirim. Bir de böyle üçlü seçebilirim. Yani seçenek sayısı nedir burada? 2'dir arkadaşlar dikkat ederseniz. Yatay olarak üçlülerimiz bu 1, 2, 3, buraya gelecek 4, buraya 5 olacak. Dolayısıyla 2 çarpı 5 olmuş olacak arkadaşlar. E dikkat edin 4, 3, 2. Dolayısıyla burası ne gelecek? 1. Buraya dikkat edin 7, 6, 5. Dolayısıyla buranın ne olması lazım arkadaşlar? 4. Çarptık. Buradan ne geldi? 28. 3 çarpı 6. Buradan kaç tane geldi? 18. 2 çarpı 5. 10 tane geldi. 1 çarpı 4. Dolayısıyla bunların hepsini toplarsak arkadaşlar buradan sonucu ne buluruz? 60 olarak bulmuş oluruz. C seçeneğinde alanı 4 birim kareden büyük olan kaç tane kare vardır diye bize sormuş arkadaşlar. Alanı 4 birim kareden büyük olanlar bakın 3 çarpı 3 ile şuradaki 4 çarpı 4'tür. Dolayısıyla bunda 10 tane bundan da 4 tane gelmişti. 10 ile 4'ü toplarsak 14 tanedir. Örnek 13'e geldik. Yarı çap uzunlukları farklı. 9 çemberin en çok kaç farklı kesim noktası vardır diyor. Normalde doğruları kesiştirirken arkadaşlar her bir kesişimde bir tane nokta oluşuyordu. Ama çemberleri kesiştirdiğimiz zaman ikişerli olarak her birinden ikişer nokta oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla 9'un ikili kombinasyonu kadar çemberleri ne yaptım? Kesiştirdim. Her bir kesişimde 2 nokta oluştuğu için çarpı 2 diyorum arkadaşlar. 9'un ikilisini hesaplayalım. 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1 ikimiz de burada var. Bunlar giderse 72 tane kesim noktası vardır arkadaşlar. B seçeneğine bakalım. Ortak kenarı olmayan 4 üçgenin en çok kaç farklı kesim noktası vardır arkadaşlar? 4 tane üçgeni ikişerli olarak kesiştirdim arkadaşlar. Peki her bir üçgenin kesişiminde kaç tane nokta oluşur arkadaşlar en fazla ona bakalım. Bakın şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her bir ikili üçgenin kesişiminden 6 nokta oluştuğu için bunu da 6 ile çarpıyorum. 4'ün ikilisi de 6 yapar. 6 çarpı 6'dan 36 tane kesim noktası vardır. Örnek 14'e geldik. Aşağıda bir telefonun ekran kilidi gösterilmektedir. Bu kilitteki noktalardan birbirine dokunduğunda bu nokta yeşil renge dönüşüyormuş. Telefonda bir şifre oluşturmak için dokunulup yeşil renge dönüştürülen noktalarla Sağdaki örnekte olduğu gibi arkadaşlar üçgen çizilmesi yeterli olmaktaymış. Buna göre bu telefonda örnekteki gibi üçgenler çizilerek kaç farklı şifre oluşturulabilir arkadaşlar? Şimdi bakın şu şekil 2'de olduğu gibi üçgenler oluşturacağıma göre arkadaşlar buradan herhangi bir üçlü seçmem yeterli. Bakın şuradan bir üçlü seçtiğim zaman bunları birleştirirsem yani yeşil yaparsam arkadaşlar bu şekilde ne oluşuyor? Bir üçgen oluşmuş oluyor. Dolayısıyla her bir üçgen bir şifre olmuş olacak arkadaşlar. Veya şu şekilde seçelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir üçlü aldınız. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimiz zaman bakın şöyle bir üçgen. Dolayısıyla bir tane de şifre oluşmuş oluyor. O halde arkadaşlar buradaki 9 noktadan ben herhangi üçünü birleştirerek üçgenler oluşturursam o kadar da ne oluştururum? Şifre oluşturmuş olurum. E 9'un üçlüsü neydi arkadaşlar? 84. Fakat Oluşturduğum her üçlü ne yapmaz arkadaşlar? Şifre oluşturmaz. Dolayısıyla şifre oluşturmayan üçlüleri öncelikle belirleyelim. Bakın şu üçünü birleştirirsem ne olmaz? Üçgen oluşmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini ne yapmam lazım arkadaşlar? Çıkarmam lazım. 84'ten 8'i çıkartırsam 76 tane olur. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 15'e geldik. Yukarıdaki şekilde kaç farklı üçgen vardır diyor arkadaşlar. Üçgen çizin demiyor. Dolayısıyla tepe noktası B olan üçgenleri bulalım öncelikle. Bakın şurada 1 2 3 4 5 tane nokta var. Bu 5 noktadan herhangi ikisini alıp yukarıdaki B ile birleştirdiğim zaman ne oluşuyor? Buradaki üçgenler oluşmuş oluyor. Bakın mesela bir tanesi bu arkadaşlar. Veya şu iki noktayı alırsam şu bir üçgen. Dolayısıyla arkadaşlar buradan seçelim. 5 taneden herhangi ikisini seçtim. B ile birleştirdiğim zaman şekildeki üçgenleri ne yaptım? Elde ettim. Aynı şekilde buradaki herhangi iki noktayı da seçerek buradaki B ile birleştirirsem o kadar üçgen vardır. Dolayısıyla bunu 2 ile ne yaptım? Çarptım. Artı şu alt kısma geldiğim zaman arkadaşlar bakın 1 2 3 4 tane nokta var. Bu 4 noktadan herhangi ikisini alıp B ile birleştirirsem ne yapar? Üçgen oluşur. 4'ün ikili kombinasyona. Başka tepe noktası mesela A olan üçgenimiz var mı? Yok arkadaşlar. Tepe noktası C olan bir üçgenimiz var mı? Yok. Dolayısıyla 5'in ikilisi 10 çarpı 2'den buradan 20 geldi. 4'ün ikilisi de 6 olduğuna göre şekilde toplamda 26 tane üçgen vardır. Doğru cevap diğer var. Örnek 16'ya geldik. Aşağıda 20 birim kareden oluşan bir şekil verilmiştir. Buna göre şekildeki yeşil dikdörtgeni içine alan ve alanı 4 birim kareden büyük olan kaç farklı dikdörtgen vardır diyor. Öncelikle arkadaşlar yeşil bölgeyi içine alan kaç tane dikdörtgen var onu bulalım. Bakın şu yataylardan şu 2 doğrudan bir tanesini seçmem lazım. 2'nin birlisi. Dolayısıyla 1, bir, 2, şu 3 doğrudan bir tanesini seçtim arkadaşlar. Şimdi dikey olarak bakalım. 1, 2 doğrudan bir tanesini seçmem lazım. Buradansa 1, 2, 3 tane doğrudan birini seçmem lazım. Bunları çarparsak arkadaşlar ne olur? 36 olmuş olur. Yani 36 tane dikdörtgenimiz var arkadaşlar. Bu yeşil bölgeyi içine alan. Şimdi bizden istenmeyen durumu çıkartalım arkadaşlar. İçine ne diyor bize? Alanı 4 birim kareden büyük olan kaç farklı dikdörtgen vardır diyor. Dolayısıyla bunu içine alan 4 birim kare, yani şu yeşil bölgeyi içine alan 4 birim kare 3 birim kare ve 2 birim karelerin sayısını bulalım arkadaşlar. Bunun sayısını 36'dan çıkartırsak onun istediği durumu bulmuş oluruz. Şimdi 4 birim kare olanlara bakalım arkadaşlar. Yeşil bölgeyi içine alacak. Dikkat. Şu 4 birim kare bakın yeşil bölgeyi içine alır. 1. Şu şekilde seçersek arkadaşlar yine 4 birim kare yeşil bölgeyi içine alıyor. 2. Devam edelim. Şu şekilde alabiliriz arkadaşlar. 4 birim kare yeşil bölgeyi içine alıyor. 3 etti arkadaşlar. Bir de ne olur? Şu şekilde 4 birim kare seçersek bakın. Bu da ne yapar? Yeşil bölgeyi içine almış olur. Dolayısıyla 4 birim kareden kaç tane bulduk arkadaşlar? 4 tane bulmuş olduk. Şimdi 3 birim kare seçeceğim arkadaşlar. Yeşil bölgeyi içine alacak. Bakın şöyle bir tane geldi. Bir de ne olur arkadaşlar? Şu şekilde seçebilirsiniz. 2 tane de bundan gelmiş olur arkadaşlar. 2 birim kare olan zaten yeşil bölgeyi içine alan arkadaşlar nedir? Sadece 1 tanedir. Dolayısıyla bunları toplarsak 7 tane gelmiş olur. 36'dan 7'yi çıkartırsak onun istediği durumu buluruz. 29 olur doğru cevap Diyarbakır. Örnek 16'ya geldik. Aşağıda 20 birim kareden oluşan bir şekil verilmiştir. Buna göre şekildeki yeşil dikdörtgeni içine alan ve alanı 4 birim kareden büyük olan kaç farklı dikdörtgen vardır diyor. Öncelikle arkadaşlar yeşil bölgeyi içine alan kaç tane dikdörtgen var onu bulalım. Bakın şu yataylardan şu iki doğrudan bir tanesini seçmem lazım. İkinin birlisi Dolayısıyla 1, 2, şu 3 doğrudan bir tanesini seçtim arkadaşlar. Şimdi dikey olarak bakalım. 1, 2 doğrudan bir tanesini seçmem lazım. Buradansa 1, 2, 3 tane doğrudan birini seçmem lazım. Bunları çarparsak arkadaşlar ne olur? 36 olmuş olur. Yani 36 tane dikdörtgenimiz var arkadaşlar. Bu yeşil bölgeyi içine alan. Şimdi bizden istenmeyen durumu çıkartalım arkadaşlar. İçine... Ne diyor bize? Alanı 4 birim kareden büyük olan kaç farklı dikdörtgen vardır diyor. Dolayısıyla bunu içine alan 4 birim kare yani şu yeşil bölgeyi içine alan 4 birim kare, 3 birim kare ve 2 birim karelerin sayısını bulalım arkadaşlar. Bunun sayısını 36'dan çıkartırsak onun istediği durumu bulmuş oluruz. Şimdi 4 birim kare olanlara bakalım arkadaşlar. Yeşil bölgeyi içine alacak. Dikkat. Şu 4 birim kare bakın yeşil bölgeyi içine alır. 1, şu şekilde seçersek arkadaşlar yine 4 birim kare yeşil bölgeyi içine alıyor. 2. Devam edelim. Şu şekilde alabiliriz arkadaşlar. 4 birim kare yeşil bölgeyi içine alıyor. 3 etti arkadaşlar. Bir de ne olur? Şu şekilde 4 birim kare seçersek bakın. Bu da ne yapar? Yeşil bölgeyi içine almış olur. Dolayısıyla 4 birim kareden kaç tane bulduk arkadaşlar? 4 tane bulmuş olduk. Şimdi 3 birim kare seçeceğim arkadaşlar. Yeşil bölgeyi içine alacak. Bakın şöyle bir tane geldi. Bir de ne olur arkadaşlar? Şu şekilde seçebilirsiniz. 2 tane de bundan gelmiş olur arkadaşlar. 2 birim kare olan zaten yeşil bölgeyi içine alan arkadaşlar nedir? Sadece bir tanedir. Dolayısıyla bunları toplarsak 7 tane gelmiş olur. 36'dan 7'yi çıkartırsak onun istediği durumu buluruz. 29 olur doğru cevap Diyarbakır. Örnek 17'ye geldik. ÖSYM'nin 2016 LYS sorusu. Şekildeki 2 satır ve 7 hücreden oluşan bir tablo veriliyor. Bu tablonun 4 hücresi siyah boyanarak desenler oluşturuluyor. Her satırda en az bir tane boyalı hücre olacak biçimde kaç farklı desen oluşturulur arkadaşlar? Her satırda bir tane olacak arkadaşlar ve toplamda 4 tane hücresi boyanacak. Dolayısıyla bir tane buradan boyarsam arkadaşlar buradan 3 tane boyamam lazım. Buradan 2 tane boyarsam arkadaşlar toplam 4 olacağı için buradan 2 tane. Buradan 3 tane boyarsam arkadaşlar buradan bir tane ne yapmam lazım? Boyamam lazım. Dolayısıyla başka da bir durum yok arkadaşlar. Şu 3 taneden bir tanesini boyalım. 3'ün birli kombinasyonu. Buradan arkadaşlar şu 4 taneden 3 tane boyayacağım. Bu da 4'ün üçlüsü olmuş olur. Artı devam ediyorum. Bu sefer iki tane boyayacağım bakın üst kısımdan. Ne olur o zaman? 3'ün ikili kombinasyonu. Alt taraftan iki tane 4'ün ikili kombinasyonu veya arkadaşlar bu yukarıdan 3 tane boyayacağım. 3'ün üçlüsü olmuş olur. Çarpı aşağıdan bir tane. Bu da ne oldu? 4'ün birlisi olmuş olur. Şimdi hesaplayalım. Burası 3, burası 4. Çarptığım zaman ne geldi? 12. 3'ün ikilisi arkadaşlar burası nedir? 3'tür. Burası da 6. Çarptığım zaman 18 gelir. Burası 1'di, burası 4. Dolayısıyla buradan da 4 geldi. Bu ikisini topladım. 34 de burada. 34 olur. Doğru cevap Edirne. Örnek 18'e geldik. Aşağıda 8 eş dilim ayrılmış. Dairesel çark veriliyor arkadaşlar. Çarkın kenarı üzerinde dilimleri ayıran çizgilerin üzerinde üst ucunda top bulunan birer çubuk dikiliyor. Bir kırmızı ip kullanılarak çubuklardan dördünün etrafı sarılarak bir dörtgen oluşturuluyor arkadaşlar. Buna göre elde edilebilecek dörtgenlerden kaç tanesi dikdörtgen değildir diye bize soruyor arkadaşlar. Bakın şunlardan kaç tane var arkadaşlar? 8 tane var. Dolayısıyla bu 8 taneden herhangi dördünü birleştirerek arkadaşlar ne yapıyorum? Dörtgenler oluşturacağım. Dolayısıyla 8'in dörtlü kombinasyonu olarak arkadaşlar bu da neye eşittir? 70'e eşittir. Kaç tanesi dikdörtgen değildir diyor arkadaşlar. O halde tersten gideceğim. Kaç tane dikdörtgen elde ederim? Bu şekilde dörtlü birleştirerek arkadaşlar. Bakın şu şekilde birer birim kenarlarından birer birim alarak gidelim arkadaşlar. Şu karşı tarafta birleştiriyorum dikkat ederseniz. Şöyle bir dikdörtgen olur arkadaşlar. Bunu ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Veya arkadaşlar sarıyla yeşili aldım dikkat ederseniz. Şu sarıyla şuradaki kahverengiyi de alabilirdiniz. Şu ikisini aldığımız zaman arkadaşlar karşı taraftakilerle birleştirdiğimiz zaman bu da ne olur? Bir başka dikdörtgen olmuş olur arkadaşlar. Aynı şekilde devam ederseniz bakın şunla şu karşıdakini birleştirirsem ne olacak? Bu üçüncü dikdörtgen. E bir tane de ne olur arkadaşlar? Buradan alırsak karşı taraftakilerle birleştirirsek arkadaşlar yani şu şekilde birleştirdiğimiz zaman bu da nedir? Bir dikdörtgen. Yani toplam kaç tane geldi? 4 tane. Diyeceksiniz ki bundan sonra niye devam ettik? Burada buraya gelirsek arkadaşlar aynı dikdörtgenler ne yapacak? Tekrar etmiş olacak arkadaşlar karşılığındaki uçlara gelmiş olacak. 4 tane dikdörtgen buradan gelmiş oldu. Artı şimdi şu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın şöyle bir birim değil de 2 birim olarak alın arkadaşlar. Böyle 2 birim aldıktan sonra Karşı tarafta bakın şuraya gidiyorum. Buradan buraya geldim. Şu şekilde birleştirdiğim zaman ne geldi? Bir tane dikdörtgen gelmiş oldu. Aynı şekilde bakın şuradan bu kısmı alalım. İsterseniz şunu bir silelim. Bu sefer bu sarıyla şuradaki siyah birleştirdim arkadaşlar. E, burayla bu yeşili birleştirdim. Buradaki pembeyi ve şunu birleştirdiğim zaman bakın bir dikdörtgen de buradan gelmiş olur. Bundan sonrakiler arkadaşlar yine aynı dikdörtgenler olacağı için iki tane de buradan geldi. Yani toplamda 6 tane dikdörtgen ne yaptım elde ettim. Dolayısıyla 70'ten bu 6 tane dikdörtgeni çıkartırsam arkadaşlar geriye kalan 64 tanesi dikdörtgen değildir. Doğru cevap Diyarbakır. Örnek 19'a geldik. ÖSYM'nin arkadaşlar 2017 LYS'de sorduğu soru. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturulmuş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları turuncu renge boyanacakmış arkadaşlar. Her mavi hücrenin içerisinde yazan sayı o mavi hücre ile ortak kenarı olan ve turuncuya boyanacak olan toplam hücre sayısını ne yapıyor gösteriyormuş. Hücreler kaç farklı biçimde boyanabilir. Şimdi şuradaki birinin anlamı neymiş arkadaşlar? Şunun etrafında bir tanesini turuncuya boyayacağız. Bu üçün anlamı ne? Bunun etrafında üç tanesini turuncuya boyayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla kesişen yerler bu şu iki tanesi arkadaşlar. Yani şu iki taneden bir tanesini turuncuya boyayacağım. Ee, kesişen yerlerden diyelim ki bir tanesi şunu ne yaptım? Turuncuya boyadım arkadaşlar. Şimdi bunu turuncuya boyadığım zaman bunun işi gitti arkadaşlar. Bunun için üç tanesini turuncuya boyayacaktım. Boyayacağım bölgeler bir, iki, üç, şu dört taneden Artık iki tanesini turuncuya boyayacağım arkadaşlar. Dördün ikili kombinasyon. Bakın şu ikisini boyadığım zaman 1, 2, 3 bunu sağlamış olduk. Bu da 1 olduğu için bunu da ne yaptık arkadaşlar? Sağlamış olduk. Dolayısıyla arkadaşlar bu kesişen bölgenin dış kısmına bakalım şimdi. Artı bu kesişen bölgenin dışında olsun turuncularımız. 1, 2, 3 şu 4 taneden herhangi biri turuncu olabilir arkadaşlar. Buradayız arkadaşlar. 1, 2, 3 şu 4 taneden herhangi 3'ünü ne yapalım? Turuncu yapalım. 4'ün üçlüsü. Yani şu kesişim e, kesişimin dış kısmına baktık. 2'nin birlisi 2, iki, 4'ün ikilisi 6 artı 4'ün birlisi 4, 4'ün üçlüsü arkadaşlar 4. Buradan 16, buradan da ne geliyor? 12 toplarsak 28 farklı biçimde boyanabilir. Doğru cevap Bursa.